Farkındayım. Şu anda en doğrusu Zeynep'in benimle birlikte yaşaması. Avukata da söyleyeceğim, boşanma dilekçesini değiştirsin. Velayeti ben alıyorum. Böyle bir şey yapamazsın. Zeynep'in yeri annesinin, yani benim yanım. Evet, bugün gördük. Bu çok ağır bir suçlama Haluk. Meltem, bu konu tartışmaya açık değil. İstersen velayet davası açalım, hakim karar versin. Ha? Ama bu Zeynep'i üzmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bana haksızlık ediyorsun. Ben şimdi Zeynep'i alıp gideceğim. Arabada da konuştuk, çok mutlu oldu. Hazır yarın okul da yok, böyle baba kız küçük bir tatil yaparız. Sen de bu arada biraz sakinleşirsin, kafanı toparlamaya çalışırsın. Biraz daha sağlıklı düşünürsün belki. Benim ne kafamı toparlamaya, ne dinlenmeye, ne de sakince düşünmeye ihtiyacım var. Tabii belli, belli. Zeynep'i benden ayıramazsın. Ayırmıyorum. Ona daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam hazırlıyorum. İstediğin zaman gelip görebilirsin. Zeynep'i alıp buradan gidemezsin. Meltem, beni tanıyorsun. Söylediğimi yaparım. Engel olmaya kalkarsan üzülen Zeynep olur. Sanırım ikimiz de Zeynep'in üzülmesini istemiyoruz. Herhalde bu konuda hala aynı fikirdeyiz. Babacığım, ben hazırım. Tamam kızım. Hadi çıkalım. Keşke annem de bizimle gelebilse. Annenin biraz işleri varmış bebeğim. Evet bebeğim, benim biraz işlerim var ama hepsini halledeceğim. Sonra sizin yanınıza geleceğim, tamam mı? Tamam. Beni bol bol ara, tamam mı? Tamam, ararım. İyi tatiller. Hadi çağır asansörü, fırla. Bu konuyu daha konuşacağız. Güle güle bebeğim. Gönül Hanım. Meltem Hanım, bir şey yazdım size. Yok yok, okumadı daha Emine. Gönül, herhalde hala görüşme devam ediyor. Ben mesaj yolladım Ali ama daha okumadı o da. Herhalde devam ediyor. Çıksalar ararlardı bizi yani. Ve Gönül, şu içime istediği bir şey mi yesek acaba? Böyle bir şey oldu, hadi bir idem olur mu? Böyle şey yani. Tuna, daha yeni kahvaltı yaptık. Bir şey oldu, of, içim şey oldu ya. Ya biraz sakin ol, şuraya aşkın sırası mı Tuna ya? Ya Meltem söz verdi. Şimdi toplantı bittikten sonra bizi arayıp haber verecek. Biraz sabır ya. Ay, meraktan çatlayacağım ya. Ay, şimdi bu minik çetin oğlunu gurum geri almaz değil mi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Emine ya. Nereden çıkarıyorsun bunları şimdi? Böyle şeyler düşünme, konuşma ya. Alırlar mı Gönül? Gönül, doğru söyle, alırlar mı? Bak alırlarsa alırlar da ne olursun ya. Ya bak Zeynep çok mutlu Haluk Meltem'in yanında. Almasınlar. Sana ne yapıyorsun? Ama almasınlar. Ay, niye böyle bir şey yapıyorsun yani panik hallerinle? Senin de ağzından yel alsın yani. Niye böyle şeyler konuşuyorsunuz? Ay ama ne yapayım Gönül Hanım ya? Yani kötü düşünmek istemiyorum ama böyle de bir ihtimal var yani, biliyor musunuz? Var tabii, var. Var böyle ihtimal. Doğru söylüyor. İhtimal var Gönül. İhtimal, ihtimal doğrultusunda yer alabilirler. Böyle bir sıkıntı, büyük sıkıntı yaşayabiliriz. Buna niye böyle yapıyorsun? İhtimal. Biz buraya destek olmaya geldik, köstek oluyorsun. Ya Emine, bana bak, Haluk'la Meltem geldiği zaman da yanında böyle laflar edip onları üzme. Evet Emine, yeterince gerginler, üzgünler zaten. Ya, giriyorsun yani evin ortalığı. Ben kalp normal, bana şey yaptın, gaza getirdin beni. Senin yüzünden şey oldum, panik oldum bir anda yani. Gelme ne olursun evin ortalığı ya. Sen de dünden razısın Tuna, ortalığı velveleye vermeye. Evet, yani Zeynep daha onların nüfusuna geçmediği için kurumun böyle bir hakkı var. Ama Zeynep çok mutlu olduğu için de bu haklarını kullanacaklarını zannetmiyorum. Hay aklına bin yaşa Gönül kızım ya. Şimdi hepimizin aynı fikirde olduğu bir konu var. Nedir o? Zeynep'in İyi bir ailede mutlu bir yaşam sürmesi. Ben de aynısını düşünüyorum Gönül. Ya bir endişe yok ben. Ben şu kadar endişelenmiyorum. Yani benim esas durumdan şey yani. Ama sor bana gram, ben şu kadar böyle hiç bu kadar endişem yok. Emin ol yani. Belli belli. Hiç yok. Ya Meltem ile Haluk artık Zeynep'in annesi ve babası neredeyse bir yıldır birlikte yaşıyorlar. Yani kurum Zeynep'in ne kadar mutlu olduğunu bilmiyor mu zannediyorsunuz? Biliyor tabii canım. Sadece bu boşanma işini yüz yüze konuşmak istediler, o kadar. E doğal tabii ki, konuşacaklar yani.
Ne konuşacaklar? Yani Kemal abi şimdi insan merak ediyor yani. Ne soracaklar acaba? Cevap ne olacak? Soru ne? Cevap onu merak ediyor insan. Ya merak etme Tuna. Birazdan Meltem'le Haluk geldiği zaman her şeyi anlatacaklar, öğreneceğiz. Biraz sabır. Yok ben Tuna'ya yiyecek bir şeyler getireyim. Hiç olmazsa yemek yerken konuşmuyor. Börekten kaldıysa börek getirsene. Börek. Neyse. Kemal abi de yer belki görür. Aa yok. Ben istemem. Börek yemenin zamanı mı ya? Ya şey oldu, midesi şey oluyor ya insanın. Ne oluyor? Böyle ya bir şey, böyle salgı yapıyor. Heyecanlanınca mı? Ya bir şey, lokma bir şey atası geliyor insanın ağzına. Hani gram endişen yoktu, ne oldu? Bir şey yok. Şey var yani. Ne var? Merakla ilgili bir şey böyle. Yani ya meraklandığım için. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Haluk'la Meltem kurumdan çıkmışlar. Zavallı Meltem. Ne kadar iyi bir anne olduğunu anlatıp durmuştur Zeynep'i almak için. Muhtemelen. Ama iyi bir anne o ya. Sana fikrini sormadığım sürece yorum yapma gece, olur mu? Ne oldu şimdi? Niye sinirlendin? Senin o iyi anne dediğin kadın kalpsizin teki. Kendinden başka hiç kimseyi sevemez o. Hiçbir zaman sevmez. Neyse. Zaten yakında Zeynep'i de alacağım onun elinden. O nasıl olacak? Önce Haluk'u aldık. Şimdi de Zeynep'i alacağız onun elinden. Meltem teker teker herkesi, her şeyi kaybedecek. Bunu tek başına yapamazsın. Sen öyle zannet. İzin ver. Sana kendimi affettireyim. Bilmem. Bir düşünmem gerek. Anne. Şu maskeli suvariyle görüşmeni istemiyorum. Şey. Sen bana karışamazsın. Tam bak içimdeki küke kadriyi çıkarıyorsun ortaya. Tepem atıyor ha. Ay yok yok. Aman biz senin kükremeyen halini daha çok seviyoruz Kadriye anne. Ay ilahi Remzi, sabah sabah. Abi kükretme Kadriye anneyi. Bırak, bir gençlik hevesidir, gelir geçer. Konuşma Şükrü. Anne bak. O Remzi'yi hayatında istemiyorum dedim. Sen bana karışamazsın Hüseyin Efendi. Ben Remzi'yi hayatımda istiyorum, sana ne? Evet enişte, bir de şöyle düşün. Maskeli Cici Baba Remzi'den daha iyi Cici Baba mı bulacaksın? Bak Cici Baba deyip durma. Bak kalbim sıkışıyor. Gidelim Şükrü, gidelim. Aman abi dikkat et kendine. Gidelim tabii. Git git Hüseyin, git Hüseyin Efendi. Ama benim Remzi'yle arama giremezsin. Bizi ayıramazsın. Sen sakin ol Kadriye anne lütfen. Hadi şu suyu iç bakayım. Ya şöyle düşün. Sen şimdi onun tek annesin. Kıskanıyor seni. Alışacak zamanla, merak etme. Remzi babadan mesaj var. Yani... Bu Remzi yani durmadan mesaj yazıyor. Hiç rahat bırakmıyor benim kız. Böyle mıç mıç ya, bu yaşta böyle rezil olacak. Çok niye bu kızın günü stresten karnım acıkmış yani? Olamaz mı? Herkesin başına gelebilir bu. Karnının acıkması için bahaneye ihtiyacın yok Tuna.